Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vale layıkasında 6 sene bana kemali sadakatle hasbi olarak hizmet eden ve harika olarak benim gibi bir asabi adamı hiçbir vakit gücendirmeyen ve müsvedde katipliğini daima yapan Süleyman Efendi'nin fıkrasıdır. Efendim Hazretleri, Sıddık Süleyman abinin mektubu, evvela mübarek ellerinizi öper, mukaddes dualarınızı beklerim. Fakir hademeniz ve talebeniz ve kardeşiniz olan Süleyman, şimdiye kadar telif olunan mübarek nurları birer birer mütalaa ederek, her birisinden ayrı ayrı ve büyük, nurlu, güneş gibi ışıklar gördüm. Yani halbuki Sıddık Süleyman abinin ilmi bir tahsili yok. Köylü gibi yani. Tarlada çalışıyor, köylü. Şimdiye kadar telif olunan mübarek nurları birer birer mütalaa ederek her birisinden ayrı ayrı ve büyük, nurlu, güneş gibi ışıklar gördüm. Ve çok büyük istifade ettim. O nurlar uhrevi yolumu irae ettiler. Ahiret yollarını bana gösterdiler. Allah sizden razı olsun. Ahiret yolunda bulunan çok noksanlarımı gösterdiler. Teşekküründen acizim. O nurları temsil ve tasvir edecek kudreti kendimde görmediğimden, ruhumu yoklayarak hissiyat-ı kalbiyemi şöyle tasvir etmeye min gayri haddin, haddimin fevkinde cüret eyleyeceğim. Hata vaki olursa da affımı istirham ediyorum. Efendim, görmüş olduğum Risale-i Nur deryasındaki lezzet ve saadetin dünyada hiç emsalini göremediğim gibi kendi vicdani muhakemem neticesinde katiyen anladım ki o risaleler her biri başlı başına ve ayrı ayrı birer tefsiri Kur'an'dır. Ne diyor? Kendi vicdani muhakemem neticesinde katiyen anladım ki o risaleler her biri başlı başına ve ayrı ayrı birer tefsiri Kur'an'dır. Mahlukat içerisinde hılkaten insan şeklinde ve hakikat noktasında insaniyetten sukut eden ve serapa manevi yaralar içinde bulunan insanlara bu nurların mütalası seri, şifalı bir ilaç. Ve yaralarına gayet nafi bir tiryak ve merhem olduğunu ufacık karihamla anlayabildim. Tabi üstadımız diyor, ruhları muhtaç, kalpleri yaralı olanlar o edviye-i Kur'aniyeyi arayıp buluyorlar diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz ki Risale-i Nur'dan istifade etmenin şartı ruhumuzun muhtaç olduğunu, kalbimizin yaralı olduğunu hissetmek. Çünkü kendi hastalığını kabul etmeyen bir insan, kendini hasta bilmeyen bir insan doktora gider mi? İlaç kullanır mı? Hayır. Çünkü ben iyiyim diyor. Beton gibiyim diyor, turp gibiyim diyor, demir gibiyim diyor. Böyle bir adam ilaç kullanır mı? Onun için Risale-i Nur'dan istifadenin yolunu böyle söylüyor. Çok alimler var, okuyor, istifade edemiyor. Neden? İhtiyacını hissetmiyor. Ama bir fakir, bir köylü, bir ilkokul mezunu ama kendini muhtaç biliyor. Benim kalbim yaralı diyor, ruhum muhtaç diyor bu hakikatlara. Bu kitabı eline aldığı zaman yani böyle tenkit için veya burada ne varmış şöyle bir bakayım diye değil de bunlar eczahane-i Kur'aniyenin ilaçlarıdır. Risale-i Nur da eczahane-i Kur'aniyenin naşiridir. Ben Risale-i Nur vasıtasıyla Kur'an'ın ilaçlarını, Kur'an'ın deva ayetlerini, deva tefsirlerini, şifalarını alacağım niyetiyle. Okursa ne yapıyor? İstifade ediyor. Onun için Sıddık Süleyman abi de bak ne diyor, bir daha okuyalım orayı.
O risaleler her biri başlı başına ve ayrı ayrı birer tefsiri Kur'an'dır. Mahlukat içerisinde hılkaten insan şeklinde ve hakikat noktasında insaniyetten sukut eden ve serapa manevi yaralar içinde bulunan insanlara bu nurların mütalası seri, şifalı bir ilaç, yaralarına gayet nafi, menfaatli bir tiryak ve merhem olduğunu ufacık karihamla, anlayışımla anlayabildim. Bu nurların kıymetini zaman gösterecek. Yani bu mektup belki 26, 27, 28'li yıllarda yazılmış bir mektup. Barla hayatında, zaten başlarda üstadımızın ilk talebelerinden Sıddık Süleyman abi, bu nurların kıymetini zaman gösterecek. Hani bu hatırayı çok dinlemişizdir. Üstadımız böyle yeni Haşir Risalesi basılmış gelmiş. 26'da yazılıyor, 26 sonra 27 yıllarında da İstanbul'da basılıp gelmiş. Üstadımız o evinde, binada oturuyor, okuyor Haşir Risalesini. Sıddık Süleyman abi de köşede çamaşır yıkıyor. İçinden gelmiş ki, yahu Hoca Efendi kendi yazıyor, kendi okuyor. Bu zahmeti niye çekiyoruz? Birden üstad dönmüş. Kardeşim, şimdi senin kalbinden gelir ki, Hoca Efendi kendi yazıyor, kendi okuyor. Bu kadar zahmeti niye çekiyoruz? Yok kardeşim, ben bu kitapları kainatı okutturacağım demiş. Bir manada dünyayı okutturacağım. Şimdi mesela biz bunu hep görüyor muyuz? Biz bunları hep böyle işitiyor muyuz? Gözümüzde, ya bakıyor Rusya'dan gelmiş adam nurları tanımış orada. İman etmiş, nur talebesi olmuş, vakıf olmuş. Geliyor burada Türkçe anlatıyor, Türkçe konuşuyor. Risale-i Nur Türkçe okuyor. Dünyanın her tarafından, işte bak Filipinler'den gelenler oluyordur görüyoruz değil mi yani? İngiltere'si, Fransa'sı onlar zaten yani malum yani. Amerika'sı zaten malum yani. Bir bakıyorsun dünyanın her tarafından öyle güzel haberler geliyor ki Risale-i Nur inkişaf ediyor, oradaki insanların kalplerini, ruhlarını tedavi ediyor, tatmin ediyor, doyuruyor. Halbuki bu satırlar yazıldığı zaman Türkiye ne alemde değil mi ya? Subhanallah. Bu nurların kıymetini zaman gösterecek ve dillerde destan olarak şark ve garbı gezecek itikadındayım. Yani öyle bir ders almışlar ki üstattan öyle inanmışlar. Ve inşallah Avrupa'ya karşı dahi Kur'an'ın ne kadar parlak bir güneş olduğunu gösterecektir. Tekrar ellerinizi öperek duanızı isterim efendim hazretleri. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi ve aziz dostum. Hani üstadımız böyle abilere yazdığı mektuplarda aziz, sıddık, fedakar, vefakar, cefakar kardeşlerim hep hitapları böyle. Ama doktora yazdığı mektupta direkt böyle girmiyor. Başında da hani Bismillahi Subhanehu ve İmmi Şeyin İlla Yüsebiyo bir an diye de yok. Böyle giriyor. Yani buradan muhatabımıza göre konuşmak lazım. O ders de var yani. Hani bazı insanlar selam verince adam rahatsız oluyor. İlle yani onu böyle rahatsız etmeye gerek var mı? Merhaba de. Hayırlı günler, hayırlı işler de. Şimdi bak üstad ki ayette de geçiyor. Merhaba, merhaban biküm. Ayette de geçiyor. Bak üstad böyle başlamış. Merhaba. Ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi ve aziz dostum. Vallahi bu kelam bize yetişse eririz herhalde. Allah, üstattan böyle bir hitap. Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibah-ı ruhi şayanı tebriktir. Biliniz ki mevcudat içinde en kıymetli hayattır. Ve vazifelerin içinde en kıymetdarı hayata hizmettir. Ve hidemat-ı hayatiye içinde en kıymetdarı hayat-ı faniyenin hayat-ı bakiyeye inkılap etmesi için sa'y etmektir. Kainattaki bütün varlıklar içinde en kıymetdarı hayat. Hizmetler içinde en kıymetlisi hayata hizmet. Fakat hayat hizmetleri içinde de en kıymetdarı fani hayatın baki hayata tebdil edilmesine çalışmak.
Üstadımız Emirdağ Laikası'nda bir mektubunda şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, 1000 kişinin hayatı ebediyesini kurtarmaya çalışmak, 1 milyar kişinin saadet-i dünyeviyesine hizmet etmekten daha kıymetlidir. Bakın, 1000 kişinin hayat-ı uhrevis, ahiret hayatı için çalışmak, 1 milyar kişinin dünya saadetine çalışmaktan daha kıymetli. Hani matematikte iki taraftan çıktığı zaman eşit oluyor ya, hani birde 1000 vardı, 3 sıfırı çık, 1 kalsın, öbürde 1 milyardı, 3 sıfırı in, 1 milyon kalsın. Yani 1 kişinin ebedi hayatını kurtarmaya çalışmak, 1 kişinin imanını kurtarmaya, namazına, Kur'an öğrenmesine vesile olmak, 1 milyon kişinin dünya saadetini teminden daha üstün. Ne demek? Valilikten daha üstündür Risale-i Nur hizmeti. İman hizmeti valilikten daha kıymetlidir. 1 milyon dedi ya, bazı ülkeler var değil mi? 1 milyon nüfusu bile olmayan ülkeler var mı? Ne demek bu? Başbakanlıktan, cumhurbaşkanlığından, bir kraldan, bir padişahtan daha kıymetli bir hizmet. Nedir o? Ki hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir kişinin seninle hidayete gelmesi güneşin üzerine doğduğu her şeyden hayırlıdır. Bir kişinin seninle hidayete gelmesi dünyanın üstündeki ve altındaki her şeyden daha kıymetlidir. Bir kişinin seninle hidayete gelmesi sahra dolusu kırmızı deve ve koyunları sadaka vermekten sana daha kıymetlidir diyor. Onun için Risale-i Nur hizmeti nedir? İman ve Kur'an hizmeti. Ama bardak dolmazsa ne olmaz? Taşmaz değil mi? Şimdi bu hizmeti yapabilmek için önce ne olması lazım? Ali abin önce ne olacak? Dolacağız değil mi yani? Dolmadan nasıl taşacaksın yani? Dolmadan şimdi bardak dolmamış, hadi biraz ona vereyim, biraz buna vereyim. O bir baktım, sende bir numara kalmamış yani. Onun için değil, bardağı doldurmamız lazım. Ve görüyoruz herkesin bu hakikatlere o kadar ihtiyacı var ki. Böyle geçenlerde nasip oldu, böyle Kandıra T tipi cezaevine davet etmişlerdi. Şimdi hapishane müdür yardımcısıyla tanıştık, ilk o götürüyor salona. Dedi ki hocam dedi, mahkumlar dinlemezlerse şey yapma, darılma dedi. Buraya hocalar falan geliyor, böyle çok mahkumlar dinlemiyorlar, somurtuyorlar, uyuyorlar. Birbiriyle konuşuyorlar, böyle bir şey olursa sakın darılma dedi, yani herkese böyle yapıyorlar dedi. Onun için 30 dakikayı da geçme, yani başka bir şey çıkmasın dedi yani. Allah Allah, iyi tevekkül, tuvalallah. Risale-i Nur bizim şeyimiz bu yani, elhamdülillah. Bütün kalplere, yani üstadımızda öyle bir nefis var ki, kıyamete kadar gelecek bütün insanların nefislerinde bulunan bütün özellikler üstadın nefsinde var. Onun için Kur'an'dan öyle bir ders almış ki üstad, nefsinin bütün her türlü hadisesini öyle tatmin etmiş ki, kim Risale-i Nur okusa, insaflıysa, samimiyse, diyor ki bu kitap benim için yazılmış. Ya diyor, benim kafamdan geçiyordu bu soru. Ya diyor, bu benim kalbimden geçen vesvese. Allah Allah, bir şey geliyor hatırına, bir bakıyor ki eğer desen diyor. Allah Allah diyor yani. Onun için kim Risale-i Nur'a insafla nazar etse mutlaka kendine bir ders alır. Neyse, başladık biz işte şeyden, Mesnevi Nuriye'den, ülfet, adet, yekne, saklık meselesinden. Tabii böyle telefon falan aldılar, saat mahat yoktu zaten. Ben konuşuyorum, anlatıyorum, bakıyorum ama mahkumlara da çok güzel dinliyorlar yani. Bir ara dedim acaba çok mu uzattım? Şimdi yarım saat dedi ya, şimdi müdürü de kızdırmayalım, belki ikinci sefere gideriz yani. Şöyle müdüre döndüm, müdür bey dedim yani yeter mi dedim, çok uzattım mı, saatim yok, baktım etrafta da saat yok, böyle yaptı, mahkumlara bak diyor. Vallahi dedim, gözleri 5 açılmış, ağızları kulaklarına var, buradan devam dedi, yardır dedi. Neyse, bayağı bir şey oldu, hani bir saat falan sürdü herhalde. Neyse çıktık, ya dediler çok hoşlandık, çok memnun olduk böyle şeyler. Öğretmen bir abimiz vardı, o vesile olmuştu oraya gitmeye. Ertesi gün de İzmit'te derste karşılaştık. Dedi ya kardeş dedi, hepsi mahkumlar geliyor ya, o hoca bir daha gelsin. Çok istifade etti, çok hoşumuza gitti. Sair diyor, başka T tipi cezaevi daha var, 2 tane daha var orada. Onlar duymuşlar ya, ille böyle hakikatlarsa bize de anlatsınlar yani. Yani herkes nedir?
bu hakikatlere muhtaç yani. Neden kainattan, mevcudattan, mahlukattan, daima gördüklerimizden Allah'ı anlatıyor bize. Arı mı görüyor? Arıyla Allah'ı anlatıyor. Nedir? İnekle Allah'ı anlatıyor. Sütle, balla Allah'ı anlatıyor. Üzümle, hurmayla Allah'ı anlatıyor. Ağaçla, bulutla, yağmurla, hep gördüğümüz şeylerle Allah'ı anlatıyor. O zaman o anlatış canlı, ruhlu, kalplere, ruhlara tam yerleşiyor. O zaman herkesin buna nedir? İhtiyacı var. Onun için bu hizmet çok kıymetli bir hizmet. Böyle gerçi daldan dala atlıyorum ama Sungur abi, Allah rahmet eylesin, dedi ki bir gün üstadımıza Lem'alar Risalesi Ankara'da basılmış. İki tane mi, üç tane mi üstada gelmiş. Ya düşün yani, şimdi her taraf kitap dolu. Cenab-ı Hak bize izan versin yani, okumayı lütfetsin inşallah. Diyor, geldi üstad iki tanesini aldı, beraber diyor o zamanın şartlarında vasıta bulacaksın, bineceksin, gideceksin, yürüyeceksin, Eğirdir'e geldik diyor. Birisini Demirci Salih abi, diğeri Çilingir Ali abi, işte eski nur talebelerinden. Üstadımız onlara diyor hediye etti, verdi diyor. Demiş ki bunlar Ankara'da basa, bu sizin hizmetlerinizin neticesidir yani, onlara vermiş. Ben de diyor Allah Allah ya, koca üstad ya, kalk ta Isparta'dan gel. Bir de bunlar yeni de değil yani, eski nur talebesi abiler. Böyle üstad demiş, kardeşim şu anda dünyada nur talebeleri hizmet ediyorlar. Ben de bu fiilimle o hizmete dahil oldum demiş. Yani hizmetlerden hissedar olmamız için bir parçamız, bir hissemizin olması lazım. Mesela bak şu anda hepimiz burada toplandık. Şu anda dünyanın belki milyonlarca yerinde Risale-i Nur dersi var bu akşam. Biz burada bulunmakla bütün dünyadaki Risale-i Nur derslerine ne yaptık? Dahil olduk. Ama evimizde tek başına Risale okusaydık o sıra giremezdik. Cemaat sırrı var. Ama ha şöyle de olabilir. Dershane uzaktır, imkan şöyledir, böyledir. Evde hanım, çoluk, çocuk, hani evli olanlar, üstadımız zaten bunu emirde alaykısa diyor, evli olan çoluk çocuğunu toplar, onlarla 5-10 dakika dahi olsa, Risale-i Nur'daki bir meseleyi okusalar, veya diyor bekar ise etrafındaki böyle birkaç komşusunu çağırsa, okunsa, o da ne olur? Orası da nur evi olur, medrese-i nuraniye olur. O zaman diyor, talebe-i ulum şerefine ve ihlas risalesine geçen beş nevi ibadete ne olur? Mazhar olur. Onun için mesela şeyde böyle, namazdan sonra tesbihat. Yaptığımız anda bütün dünyada yapılan mesela yatsı namazının tesbihatına ne yapıyoruz? Dahil oluruz. Ama yapmadığımız zaman dahil olamıyoruz. 5-10 dakika dahi olsa Risale-i Nur okusak, bütün nur talebelerinin Risale okumasına dahil oluyoruz. Bir sayfa bile olsa Cevşen okusak, bütün nur talebinin okuduğu Cevşen'den hissedar oluyoruz. Bir sayfa bile Kur'an okusak, bütün nur talebinin okuduğu Kur'an'a dahil oluyoruz. Ama 5 sayfa olsa, 10 sayfa olsa, ayna büyüyor yani, o daha yani güzel. Ama hiç olmazsa o az bir fiil ile çok büyük külli manalara ne var? Mazhariyet var. Evet. Hatta Murat kardeş az önce hatırlatıyor da, böyle 40. hocam böyle bir sohbette anlatmış. Bir kardeşten duydum, ben o sohbetinde yoktum. Yani böyle bana anlatıldığı gibi demiş ki haşir meydanında bir nur talebesinin amelleri tartılırken birden böyle vagonlar dolusu sevaplar gelecek. O nur talebesi soracak ki ya bunlar nereden geliyor? Ona denecek ki Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinden, iştirak-ı amali uhrevi sırrından senin hissene düşen sevaplar bunlar. Yani orası öyle bir yer ki orada bir sevap dünya kadar kıymetli. Ayetle sabit ki anne baba evladından, evlat anne babasından kaçacak. Efendi kölesinden, köle efendisinden kaçacak. Öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o alemde o iştirak-ı amal-i uhrevi sırrıyla her bir nur talebesine bak vagonlar dolusu sevap geliyor Allah. İnşallah öyle nur talebesi olursak, nur talebesi ölürsek böyle bir mazhariyet bizi bekliyor. Yani. Böyle Rıfat Filizer abi vardı, Konyalı. Böyle Emirdağ Laikası ikinci ciltte de ismi Rıfat Filiz kardeşimiz diye geçiyor.
Afyon hapishanesine giren 19. mahkum olarak yine tarihçe-i hayatta şualarda bir askerin elinde bir risale bulunmakla diye bahsettiği de odur Rıfat abi. Ankara'da askerlik yaparken risale yakaladıkları için üstadın yanına Afyon'a gönderilmiş. O çok derdi bile Adapazarı'na her geldiğinde, kardeşim nur talebesi olmak kolay fakat nur talebesi olarak ölmek zor. Dua edin Cenab-ı Hak bize nur talebesi olarak ölmeyi nasip etsin diye dua isterdi. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah. Evet. Ne okuyorduk? Nereden geldik buraya? İyi dağıttık herhalde. Doktordan geldik. Doktordan geldik. Doktorun neresinden geldik? Hitap etmek. He? Hitap etmekten geldik. Merhaba. Hitap etmekten mi geldik? Merhaba diye başlıyor. Merhaba, onu geçmiştik ya. Sanki üç mertebe vardı herhalde mevcudat içinde en kıymetli hayatların, onu konuşuyorduk herhalde. Hidemat-ı hayatiye içinde en kıymetli hayatı faniyenin hayatı bakiyeye inkılap etmesi için sa'y etmektir diyor, değil mi? Evet. Şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise hayatı bakiyeye çekirdek ve mebde ve menşe olması cihetindendir. Yani şu dünya hayatının, bir ara böyle Sungur abi Adapazarı'na geldiği zaman burayı okudu, sordu. Dedi ki dünya hayatı mı daha kıymetli, ahiret hayatı mı? Ahiret hayatı. Yok yok dedi, dünya hayatı. Çünkü ahiret neyle kazanılıyor? Dünya ile kazanılıyor. Bak ne dedi? Şu dünya hayatı neymiş? Ahiret hayatına bir çekirdek, bir mebde, bir menşe'miş. Kaynak, çıkış noktası. Yani çekirdeğin içinde hangi program varsa o açılır değil mi? Elma ağacının programı varsa çekirdeğin içinden armut ağacı çıkmaz herhalde değil mi? Aynı onun gibi biz de Azrail Aleyhisselam son nefesimizde geldiğinde ne oluyor? Çekirdeğin yazılımı bitmiş oluyor değil mi? Ondan sonraki her türlü şey o çekirdeğin içinde yazılanlara bağlı. Hani mesela ben bunu çok tekrar ediyorum. Mesela diyelim okulda öğretmen imtihan yapıyor, test sorularını verdi, süreniz 60 dakika diye bir talebe baktı sorulara, hepsini biliyor ya. Hani 5 dakikada yapar onu. Ne yaptı o? Silgisini parçaladı, hani çocukken yapardık onları arkadaşlar. Ona at böyle, ona nanik yap, buna şey yap. Bir bakıyorsun vakit geçmiş. Öğretmen diyor, bırakın kalemi kağıt. Ama öğretmenim ben biliyorum. Kağıda yazdın mı? Yazmadım. Diyor ki kafandaki bilgilere not vermiyorum. Kağıttaki bilgilere not veriyorum. Hoca biz de İslamiyet'i biliyoruz, Kur'an'ı biliyoruz, namazı biliyoruz, orucu biliyoruz, haramları biliyoruz. Eğer onları amel şeklinde yapmazsak, sade bilgi şeklinde kalırsa onlardan not yok. Onun için ne yapmak? Hayatımıza onları tatbik etmek. Yani şu hayat çekirdeğimize onları yazmak zorundayız. Hani böyle ben çocukken şöyle bir latife duymuştum. Adamın biri köyden şehire gelmiş, ilk defa minare görmüş. Minareye böyle hayretle bakınca oradan birisi fark etmiş. Demiş, niye baktın? Demiş, ya ilk defa görüyorum. Ya demiş, bunun tohumu var, ben satıyorum demiş. Tamam demiş, kaçar şu kadar para. Adam gitmiş, borç harç, getirmiş parayı. Al parayı demiş, ver minare tohumunu. Almış tohumu, gitmiş evinin yanına dikmiş. Camiye değil yani, evinin yanında minare olacak yani. Sulama şey yapmış, gübrelemiş, bekle. Yeşil bir şey çıkmış ama hiç beklediği gibi olmamış. İkinci senede bakmış bir şey çıkmayınca kazmış. Meğerse adam ona havuç tohumu satmış. Bir bakmış ki havuç aşağı doğru, tüh demiş, tohumu ters dikmişim ben demiş. Yukarı doğru olsa çıkacaktı yani ama aşağı gidememiş fazla diye. E şimdi yani ne alakası var değil mi ya? Şimdi hani tohumlar bir kısmı yukarı doğru meyve verir, bir kısmı aşağı doğru. İnsan da, insanların bir kısmı da âlâ-yı illiyyine doğru meyve verecek, bir kısmı da esfel-i safilin tarafına meyve verecek. İşte bu fark nerede belli olacak? Dünyada belli olacak. Yani amellerimizle,
yaptıklarımızla. Onun için Üstad burada diyor, şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise hayat-ı bakiyeye çekirdek ve mebde ve menşe olması cihetindendir. Yoksa hayat-ı ebediyeyi zehirleyecek, bozacak bir tarzda şu hayat-ı faniyeye hasrı nazar etmek, ani bir şimşeği sermediği bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir. Yani çakıp sönen bir şimşeği mi istersin? Yoksa daimi, ebedi, sermediği bir güneşi mi istersin? Şimşek çattı bitti. Bitti bir daha yok. Ama güneş daimi, ebedi. Oysa ahiret de böyle. Dünya çakıp sönen bir şimşek gibi. Hani üstadımız onu 19. sözde neye? Serap'a benzetmiş. Şu dünya istikbali nedir? Bir katre serap hükmündedir. Bir varsın, bir yoksun. Kerem kardeşimiz var değil mi? Allah rahmet eylesin. Geçen seneydi değil mi? Trafik kazasında vefat etmişti. Akhisar'da kaza geçirmişlerdi herhalde. İzmir'e çamlar geliyorlardı. Değil mi? Şimdi dalyan gibi, pırlanta gibi. Yani onunla tanışıp da onu sevmemek mümkün değil. Öyle tatlı, öyle sempatik bir kardeş yani. Şimdi bak, yok aramızda. Daha delikanlı, genç yani. Allah Allah. Bir anda gitti. Neden? Hayat hızlı olduğu için ölümler de hızlı. Eskiden nerede şimdi iki tane at arabası çarpışsa kaç kişi ölür? İki at ölür. İki at ölür. Belki onlar da ölmez. O kadar süratli de koşamazlar at arabası, öküz arabası yani. Şimdi o çift katlı otobüsler var. 70-70 bir tokuşuyorlar. 140 kişi ahirete. Sen oradasın. Bir uçak düşüyor. 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi, 800 kişilik uçaklar var. Ya. Sen orada biraz önceki bu es geçiyordu ya, hayatımız bir kalem yazılıyor diye. Ha. Evet. Necize vardı, hatırladın mı? Evet. Hayatımızda yazılıyor sayfa evet. diye. Evet. Amellerimizi hayat kalemiyle yazıyoruz. Ne işliyorsak, ne yapıyorsak onlar ne yapılıyor? Kaydediliyor. Ona göre de muamele var. Hani şeyde var. Bu 10. sözün el hasılı. Bak orada şöyle bir şey diyor üstadımız. Demek bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur. Şu ahval taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor. Ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin. Onun gibi, böyle bir abi derste anlatmıştı da, Amerika'da bir film çekilmiş, 500 milyon muydu? Çok yüksek bir rakam, milyar değildir herhalde değil mi? 500 milyon herhalde öyle bir şeydi. 2 saatlik bir film çekiliyor, 500 milyon dolar harcanıyor. Çok büyük para değil mi? Adam onun için özel setler kurmuş, özel köyler kurmuş, özel diyelim memleketler şey yapmış, inşa ediyor. 2 kare çekiliyor, 3 poz çekiliyor, yıkılıyor, tek başka şekil yapılıyor. Bu kadar masraf. Ama ne oluyor? Kaydediliyor. Ve sinemada daim gösteriliyor. O filmden 3000 kopya, 4000 kopya çekiliyor, bütün dünyaya dağıtılıyor ve 500 milyon harcıyor. Adam belki 5 milyar dolar kazanıyor. Bak şimdi, niçin bunu söylüyor? Üstad misal veriyor. Ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin. Onun gibi bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki suretler alınıp terkip edilsin. Netice-i amelleri alınıp hıfz edilsin. Bir mecmu-ı ekberde muhasebesi görülsün. Allah Allah. Ve bir meşher-i azamda gösterilsin. Hani cennetteki müminlerin en büyük lezzetlerinden birisi nedir? Cennet iskemlelerinde karşı karşıya böyle dünya maceri, hani filan zaman var ya, hani
Nusret Apartman derse gelmiştik ya Nusret Derzan. Hani şöyle bak. Abi bunlar da cennet kolt iskemlelerine benziyor maşallah. Biraz şatafatlı matafatlı da yani maşallah. Yok o hani oturmuş hani öyle sohbet etmiştik ya. Haya birden görüntü geliyor. Subhanallah. Veya şu nokta da var, dünyada da var. 24. mektupta üstad diyor ki şu hayatımızdan manidar olan suretler misal aleminde diyor ruhaniyat ve melaikeler seyrediyorlar diyor. Şimdi bak burada kameraya alıyor kardeşler. Sonra da internete YouTube'a yüklüyorlar. O seyrediyor, bu seyrediyor, o seyrediyor, bu seyrediyor. Aynı bunun gibi. Yani bu tabii çok basiti yani. Cenab-ı Hak bütün bu görüntüleri kaydediyor. Nerede? Misal aleminde. Evliyalar seyrediyor. Ruhaniler seyrediyor. Senin Allah için yaptığın hareketleri, namazları, güzel ahlakın şubelerini, yaptığın böyle güzel fiilleri orada seyrediyor. Maşallah, helal olsun be. Allah razı olsun. Dualar ediliyor ya. Yani bazı hareketler var, tıklanma rekoru kırıyor yani öbür tarafta. Melekler, ruhan, aa babam yığılmışlar, onu o şeyi seyrediyorlar ya. Subhanallah. Ya ne oluyor? Bu hadsiz masrafa karşı o görüntüler ebediyen kaydediliyor, ebediyen sergileniyor. Bir tanesi bu misal aleminde, bir tanesi nedir? Cennet aleminde, bir tanesi de ta bir meşher-i azamda gösterilsin. Bir de bu var. Haşir meydanında Cenab-ı Hak bütün insanları toplayacak. Onların etrafını birinci kat sema tabakasının melekleri çeviriyor. Onların bir üstünde, onların 70 bin kat fazlası ikinci tabaka semavat melekleri. Aynı bir stadyum gibi kademe kademe etrafı çeviriyorlar. Sırayla çağrılıyor. Gel bakalım filan oğlu falan bir geliyor adam. Hani böyle filmler çekilir ya, galası yapılır. Galada ne götürürler yanlarına? Ya gül, karanfil alırlar. Güzel olursa atarlar. Bravo, helal olsun. Ama bir de çirkin olsa yumurta sallıyorlar. Çürük domates atıyorlar değil mi? E şimdi orada da manzara, güzel bir manzara çıktı. Allah namına, Allah rızayı ilahi için. Bakıyor herkese, maşallah, helal olsun, Allah razı olsun. Ama bir de sakat manzaralarımız var. Gizli kapaklı işlediğimiz günah, kimsenin haberi yok. Ama Allah biliyor, melekler kaydediyor, orada çıkacak. Yevme tüble serair diyor ayet-i kerimede. Bütün sırlar açığa çıktığı zaman. Allah Allah. Bütün insanlar, bütün melekler, bütün cinler, bütün ruhaniler. Peygamber Efendimiz diyor ki senin en çok utandıkların yanında olacak diyor. Onların yanında o seyredilecek. İnsan herhalde yerin dibine girer değil mi? Eyvah! Ama Rabbimiz o kadar lütufkar ki, o kadar rahim bir Allah'ımız var ki diyor ki tövbe ederseniz silerim diyor. Tövbenizde çok samimi olursanız günahlarınızı sevaba tebdil ederim. Subhanallah. Mesela silinmeye numune. Şimdi sen biliyorsun ya günahını, seyrediyorsun şimdi. Herkes seyrediyor, sen de seyrediyorsun. Eyvah! Geliyor. Geliyor, geçti. Allah! Yani o günah gözükmeden geçse nasıl seviniriz değil mi ya? Çünkü sen biliyorsun, şimdi geliyor. Geldi, eyvah, eyvah. Geliyor, geçti. Kimse görmedi. Allah'ım, ya Rabbim. İnsan nasıl tesbih eder, nasıl hamd eder değil mi? E bir de ter şeyi var yani daha ilerisi ayet-i kerimede yübeddilullahu seyyatim hasenat diyor. Peygamber Efendimiz'e sormuşlar bunun izahını. Demiş ki Cenab-ı Hak bir meleğe diyecek ki filan kulumun şu 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 günahlarını ona ikrar ettir. O melek çağırır o mümini, gel bakalım, gelir. Der ki sen filan gün, falan saatte, filan yerde böyle bir günah işledin mi? Mümin bir bakar ki evet, hatırlar. Başını öyle yer, bildi çünkü. Der ki işledim. Peki filan gün falan saatte falan yerde böyle böyle bir günah işledin mi? Evet, işledim. Şunu da işledin mi? Evet. Bunu da işledin mi artık? Eli ayağı tutmuyor. Evet, işledim. Melek diyecek ki Allah senin bu günahlarını sevaba çevirdi.
Birden o mümin, benim şu günahımda var, bu da var, bu da var, ne varsa döküyor. Peygamber öyle gülmüş ki şu arka dişleri görünene kadar, o gün Medine'de bayram havası esmiş. Subhanallah. Yübeddilullahu seyyati mesela. Yani hiç ümitsizlik yok. Hani Vahşi radıyallahu anh diyoruz değil mi? Hazreti Hamza'yı şehit eden, karnını yaran, kalbini çıkaran, ciğerini çıkaran, kulağını, burnunu kesen bir adam. Pişman olmuş, Peygamber Efendimiz'e mektup göndermiş ki ben Müslüman olmak istiyorum ama acaba benim gibi bir adamı Allah affeder mi? Cenab-ı Hak onun için bir ayet-i kerime indiriyor. Gönderiyor ayeti Peygamber Efendimiz ona. Diyor ki bu ayet bana bakmıyor. Burada Allah dilerse affeder diyor. Ya beni dilemezse diyor. Başka bir ayet-i kerime geliyor onun için. Ameli salih işlerse, günahlardan içtinab ederse. Ya diyor bunlara muvaffak olamazsam. Adam şey yapıyor, ayak diretiyor yani Allah belanı cehennemin dibine kadar demiyor bak. Allah onun için özel bir ayet daha gönderiyor. Ey günah işlemek sebebiyle nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları affeder. Cemiyan gelince gelmiş, diz çökmüş iman etmiş. Ya Vahşi'yi affeden Allah bizi affetmez mi ya? Orada hiç ümitsizlik yok. Üstadımız yeisin ilacı olarak bunu söylüyor değil mi? La taknetu kılıncını istimal et diyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez kılıncı. Nereden geldik buraya Murat? Güzel geldik. Bayağı bir atladık daldan dala. Çekim kamera. Evet. Ne demişti? Bir meşheri azamda gösterilsin. Çok antika bir cümle. Bir saadeti uzmaya istidadı gösterilsin. Yani bu dünyada bulunmamızın bir hikmeti bu. Kayıt edilmesinin bir hikmeti bu. Allah bütün meleklere, ruhanilere gösteriyor. Bak bunun bu halinden bu makam. Yani ebedi saadete istidadımızı göstermek için geldik. Hak ettik mi? Hak edeceğiz mi? Hak etme yolunda mıyız? Demek hadis-i şerifte dünya ahiret mezrasıdır diye bu hakikati ifade ediyor. Evet, ne kadar oldu? Kaç dakika oldu? Yoruldunuz mu? Devam edelim. Maşallah. Mahkumlar sizden daha iyi dinliyordu ya. Kaç dakika? 20 dakika. Güzel güzel. Çok be 20 dakika çok. Neyse kısa. Hemen buradan şeye atlayayım ben. Şuradan bir mektup var. Böyle hani bazen hayatımızda sıkıntılar oluyor, zahmetler olur. Bazen böyle dershanede abilerle, cemaatlerle veya bulunduğumuz yerlerde bir şeyler olur etrafımızda. Darılırız, kırılırız, güceniriz. Böyle üstadımız da ağabeyleri bazen böyle imtihan edermiş. Bir gün Hafız Ali abiye bir meseleden dolayı biraz fırça atmış üstadımız. Ondan sonra da mektup yazmış. Gücendin mi diye. Şimdi Hafız Ali abi de o gücendin mi mektubuna bir cevap yazmış. Okuyalım. Üstad baş kısmını üstad koymuş. Hafız Ali'nin bir fıkrasıdır ki küçük bir meselede gücendin mi diye istifsar münasebetiyle yazılmıştır. Eyyühel Üstadül Muhterem, hayatımın her safhasından kıymetli ve o hayatı pervane misal, hani kelebek gibi, bir emrinin infazına ateşte yakmaya her an hazır olduğum kıymetli üstadım. Evet, değil böyle hakikat uğrunda. Hatta bir kıymetli hediyeyi ihsan eden padişah-ı zişan için o hediyeyi sarf etmekte tereddüt edilemez. Öyle de üstadım, bize emanet olarak ve ne zaman alınacağı meçhul olan hayatın ve her zaman emrine amade ve hazır olduğum Cenab-ı Münaim'in o emanet üzerine ne gibi emri vaki olsa inşallah bila tereddüt emanetini iadeye hazırız. Madem siz o padişah-ı bizevalin
kurbiyet-i ilahiyesinde, ilahi yakınlığında aynı emrini tebliğe memur bulunuyorsunuz. Yani üstadı böyle anlamışlar. Öyle anladıkları için her şeylerini feda etmişler. Hatta hizmette o kadar ciddiyet göstermişler ki, hani hepimizin bildiği bir hadisedir. Nedir? Santral Sabri abi risaleleri yazmakta ilk ona geliyor ya üstadımıza, Barla'dan Bedre'ye geliyor. O da santral denilmesinin o. Hemen birkaç müsa yazıp bir tane İslam köye gönderiyor, bir tane Atebe'ye gönderiyor, bir tane Kulönü'ne gönderiyor. Santrallik yapıyor. Hafız Ali abi de bekliyor ki risale gelsin de o da arkadaşları var, talebeleri var, onlarla çoğaltacak, başka yerlere gönderecek. Bir türlü gelmiyor. Çıkmış evinin damına, bağırıyor, dönmüş Bedre'ye doğru. Arada 30 kilometreden fazla var. Çeçeni imam mesulsün. Sabri abi eyvah demiş, Hafız Ali bağırıyor. Tabi o zaman cep telefonu yok kardeşim. Allah böyle inayetlerle şimdi artık Amerika ile görüş, yani Avustralya ile görüş. O zaman böyle keramet lazım yani. Öyle bir candan ciğerden bağırmış ki 30 kilometre ötede Sabri abi eyvah demiş, Hafız Ali bağırıyor demiş. Yani böyle yanan bir adam yani. Üstadımız değil mi hapishanede zehirlemişler deniz hapsinde. Hafız Ali abi duymuş ki üstad zehirlenmiş ölüyor. Açmış ellerini, ya Rab onun hayatını mühim. Onun yerine benim canımı al diyor. Üstad iyileşiyor, o vefat ediyor. Üstad zaten bunun altında da diyecek. Benim bedelime şehit olan üstad da tasdik ediyor. Evet öyledir diyor. Böyle bir zat. Öyle anlamışlar ki böyle olmuşlar. Demek bizim anlayışımız da biraz şeylik olunca böyle değişiyor biraz işler. Madem siz o padişah-ı bizevalin kurbiyet-i ilahiyesinde aynı emrini tebliğe memur bulunuyorsunuz, öyleyse her mübarek sözünüz hak ve aynı rahmettir. Hem efendim ne güzel misal. Bahçıvan misal, fidanları büyütmek üzere hayvanat-ı muzırranın taarruzundan bir an evvel kurtarmak için aşağı dallar kesilir ki ta yükselsin. O fidanların hiçbir cihetle hakları yoktur ki bizi tımar eden ve hayatımıza sebep olan, bizi bazen rencide ediyor diyemezler. Neden? Zira hali asıllarıyla kalsaydılar, bir muzır hayvan koparacaktı ve topraktaki kökü de tefessüp edecekti, yok olacaktı. Yani onun için bazen neye ihtiyacımız var? Budanmaya ihtiyacımız var. Bazen kader-i ilahi yapıyor bunu. Hiç ummadığımız insanlardan öyle darbeler geliyor ki, işte o zaman biz üstad diyor, kişiler zulmetse de kader adalet eder. Biz kişilerin zulmüne değil, neye bakacağız? Kaderin adaletine. Eğer kaderin adaletine bakarsak, üstadımızın 22. lemada böyle bir ifadesi var. Diyor ki ehli dünya bana hücum ettikleri zaman hemen diyor nefsime dönüyorum. Kader ne için bana adalet etti? Nefsim beni nerede aldattı diye nefsimin desiselerini arıyordum. Ve her seferde buluyordum diyor üstad. Buluyordum dediği de şu ha. Nefsim diyor enaniyete fıtri meyletmiş. Fesu meyletmiş ha, yapmış değil. Ulan biz ne numaralara giriyoruz yani. Taş yasa şey yani müstahak da. Yani üstadın ki de o yani. Meyletmiş yani, daha bir numara yok. Ama ona bile müsaade yok ya. Onun için demek biz de hayatımızda başımıza gelen olumsuz iş dünyasında olumsuz bir iş oldu. Ben bazen naklediyorum, böyle hizmet takviminde okumuştum da. Evliyadan bir zat demiş ki, ben demiş Allah'ı darılttığımı, Allah'ı küstürdüğümü, ona karşı bir hata yaptığımı hanımımdan, çocuğumdan, binek hayvanımdan anlarım. Hanım, çocuk, binek hayvan bir küslük yaptı mı, bir böyle olumsuz bir davranışta bulundu mu anlarım ki Allah'ı darıltacak bir şey yaptım. Hemen onu ararım, bulurum, tövbe istiğfarla düzeltirim. Bir bakarım ki bütün o küslükler kalkmış ortada. Huysuzluklar kalkmış ortada. Yani onun için tabii şimdi binek hayvanımız, yani hayvan değil araba, arabanın lastiği havası indi falan filan, lastik patladı, bir şey oldu.
Yani ne diyeceğiz buna? Bir sakatlık var. Estağfirullah. Estağfirullah. Evet. Onun için budanmaya neyimiz var? İhtiyacımız var. Evet üstadım, mübalağasız, pür kusurlukta mislim olmadığını, nefsime bile bazen kabul ettirdiğim, yalnız pür zunup talebenizi dizlerime değil, belime değil, boğaz çukuruma değil, belki de boyumdan aşan ve belki dahilimin de siyah çamurlara mezc olduğu ve tefessüh etmeye başladığı bir zamanda Hızır gibi yetişip ve misli Lokman, Kur'an-ı Hakim'in şifanesinden leman eden mualecelerle, Kur'an-ı Hakim'in şifahanesinden leman eden mualecelerle, ilaçlarla tedaviye başladınız. Hayat ismine layık bir hayat bahşına vesilesiniz. O hayatı ihsan edene ve vesile olan uğruna o hayatı ifna etmemek kâr akıl değildir. Haşiye, benim bedelime şehit olacağını hissetmiş, kuvveti ihlasın kerameti olarak haber veriyor. Haber verdiği gibi şehit oldu Said Nursi radıyallahu anh. Son paragraf bitiyor. Hem bir hasta ameliyata muhtaç olduğunu bilmelidir. Ve hastasını gece gündüz tedavi altında bulunduran eczacıya karşı yüz binlerle teşekkür ve o eczacıya eczaneyi teslim eden Hakim-i Pür Kemal Kadir-i Bimisal Hazretlerine nihayetsiz hamd ve şükre borçluyuz ve bu borcumu ifa edemediğimden pek mükedderim. Allah-u Teala sizden ebeden razı olsun. Amin. Hafız Ali rahmetullahi aleyh. Şimdi sonunda bir dua vardı. Duayla inşallah bitirelim. İlahi Ya Rab, sen Risale-i Nur'u ve Risale-i Nur müellifi üstadımız Said Nursi'yi ve Risale-i Nur talebe ve şakirtlerini ve mensuplarını muhafaza-i hıfzında ve kal'a-i ilahiyen içinde muhafaza ve emin eyle. Amin. Ve hizmeti Kur'an ve imanda sabit ve daim eyle. Amin. Ve bu kutsi hizmetlerinde muvaffakiyetlerle yardım ve muavenetler ihsan eyle. Amin. Kur'an-ı Mucizül Beyan-ı Azimüşşan'ın sırr-ı azamına marifetullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah sırr-ı kutsisine ve hasbunallah ve ni'mel vekil sırr-ı uzmasına ve rızaullah ve rü'yeti cemalullah lütuf ve ihsanına mazhar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ve ehli beytihi ecmainet tayyibinet tahirin. Amin, amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah üstadımızdan razı olsun. Ne büyük hakikatler. Gerçi Murat'ın dediği